Ya. Evliya kulları, onlara korku yok, üzüntü yok diyor. Orada işte Şehzadem Hazretleri orada büyük evliyalardandı. Onun makamını ziyaret edip geldik Allah'a şükür. Evliya istediğin çağırdığı vakit sana yardıma gelir Allah'ın izniyle. Onun makamını ziyaret etmek edep olarak, yani hürmet olarak Allah rızası için yapılan bir şeydir. Onların yoksa onlar her tarafta olurlar. Nerede olursan ol, onların ruhuna okuduğun ayetler, sureler, hayır hasenat onlara yetişir, sana da yetişir. Sana da daha makbul olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir yaptığınız bütün ibadetler, hasenat, ne yaparsanız, iyilik yaparsanız bunlar da annem babam için de olabilir, onlara da aynı şey derseniz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlara da gider, senden de bir şey eksik olmaz. Senin sevabın benim sevabımdan eksik olacak diye korkma. Onun için evliyalara ne kadar şey yaparsan, onlara da ruhlarına gönderirsen, onların hürmetine bizim yaptığımız ibadet, hayır hasanat daha makbul olur. Çünkü bizim nefsimizden hareket ediyoruz çoğu zaman. İbadetimize gösteriş oluyor, bilmem kibir oluyor, ben yaptım, ben ettim diye. Onun noksan oluyor. Ama onlara gönderince Allah Azze ve Celle onların hürmetine senin yaptığın bu ibadeti de makbul ediyor, kabul ediyor. Onun için bu güzel şeyleri, güzel yolu Peygamber Efendimiz'in yolundan gidiyoruz. Milleti şimdi şaşırtan çok şeytanlar var. Bu sen şirk yapıyorsun, sen şu yapıyorsun, bu yapıyorsun, şirk değildir bu. Bu onların yüzü hürmetine, onlara değil Allah'a ibadet ediyoruz. Ve yaptığımız hayır hasanat ibadeti de onların vasıtasıyla hem onlara hem bize aynı sevap geliyor. Onların sevgili kulları olduğu için, Allah'ın sevgili kulları olduğu için daha fazla da makbul oluyor. Allah ya hepimize bu güzel şeyler yapmaya devam nasip etsin. Çünkü bu nasip meselesidir. Çoğu insan dolaşıyor, dünyadan haberim var diye zannediyor. Halbuki hiç daha ne dünyadan haberi var, ne ahiretten haberi var. Dinden, imandan anlamayanlar, onlar başka. Ben biliyorum deyip de dini yıkmaya kalkanlar, onlar başka. Allah yardımcımız olsun inşallah. Allah muhafaza etsin. Amin. Allah'a tevfik. El-Fatiha.